Adınız nasıl yazılıyor acaba? Nike. Draftır kimin? Draftır kimisin? Güzelmiş. Çocuk gerçekten çok akıllı ya. Dakika. Şefin var mı hali hazırda yapacağımız bir şey? Yok, bedel 50 ay ya. Şefim, kaç gündür söylüyorum. Hasta mı oldu? Bir çevirme mi yapsak şurada? Yap Mike. Gel 46 depo. Teşekkürler. Böyle şeylere takılmam. Mike mi vurum? Gözlüğünüz şey siliniz. Şöyle takayım da. Taktım. Taktım uzaktayım. Bak bir de şu M4'üm var oğlum zaten. Kafası sonradan geldi. Buradaydı alay. Ne bu sinir ya. Arabaya vurmaz. Mike Memur'un gözlükler de iyiymiş he. Şu arkamdaki kızın ismi neydi? Ve Hakan da ona yazılıyor. Amına kodumu yavşa herkesi sulanıyor ha. Çağlar şefim hayat nasıl? Sürdan. Sıkıcı. Efendim Tugay Bey. Ben konuştum gerekeni Deniz Bey'le. Güzel cümle. Bir daha size kesinlikle yazmayacak. İnşallah inşallah. Tugay memurum çok mu bağırıyor acaba? Mike. Yazacağım. Ne alakası oldu? Mermisi. Boş olanlar. Abuzer Bey başka bir şey demeyeceksiniz. Bak kapatayım mı? Abuzer ne için bahsediyor tamam. Ki ya? Tamam görüşürüz. Allah nasıl versin sen ben de uzaklaşayım. Abuzer Bey'im hapse yolladık oradan aramak istedim. Kolay gelsin memurlarım. Merhaba. Ha, ben doktor oldum. Ne yazmış size tam olarak? Kim? Ha şehir değil misiniz yazmış? Stajyer evet. Olsam bile doktor olsam o ne demiştim? De. Ona da cevap yazdı bir daha ya. Bir şey daha yazdı. Telefonumu da nereden bulmuş? Bende bile yok hala telefonu yaz. Telefona ne Twitter'dan yazıyor zaten. Ha Twitter'dan yazmış. Anladım. Zaten bütün sırayla bütün kadınlar denemiş ya. Bakalım hangisi tutarsa. Gerçekten çok salakça bir hareket. Dokunmuş olabilir. Bir sıkıntı var mı? Yani insan yürüyecekse de birine problem. Yürür. Hepsine tabii birden canım. Değil. Yok. Yazık. Doğru değil. Yok. Çalınlar. Çok ses geliyor. Şöyle gel. Hiç bizim şeyde buyurun. De... Yok bir şey değil ya. Öyle sohbet ediyoruz diye. Oradan ses geliyor diye şey yaptım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Sudan? İyi misiniz beyefendi? İyi ne yapalım? Bir şey konuşuyorduk da. Evet tamam. Ah inşallah çok acayip. Maalesef maalesef. Bugün hiç böyle şey olmadı ya. Bak işte. Bugün hiç böyle diyorum işte kesat hiç. Dövüş yok kavga yok bir şey yok. Olur ya İnsan bir şeyler. İnsan sıkılıyor yani. Olur olur bir şeyler olur. Ya şu boşlukta bir şeften izin alıp bir kahve içmeye mi gitseydin? Baktın ben saç rengimi değiştirdim hiç fark etmediniz. Hayır canım ben söyledim size siz duymadınız ben de orada alındım yani. Allah Allah. Evet. Ben dedim galiba yo, bir... Yo ben hiç duymadım. Dedim yani ben dedim efendim size bugün dedim... Dedim ki Sudan dedim saçlarınız çok güzel olmuş zaten güzelsiniz yani saçlarında pek önemi yok dedim duymadınız. Ha, çok ben de duyduğumu sandım umursamıyor sandım. Garip oldum ya. Yok duymadım. Öyle. Anısına yaptırdım. Peki bunun renginin şeyi ne yani? Neyi? Sebebi mi? Bir de. Ha, bu mutluluğumu sizle paylaşmak istiyorum. Allah 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 Allah. Allah hangi mutluluğunuzu söyleyin. Yıllardır hayalini kurduğum bir evi bugün satın aldım da. Aa hayırlı olsun. Ne demeyelim? Hatta ev demeyelim buna. Böyle bir yazlık falan diyelim. Hem ya aa. Benim zaten Los Santos'ta 4 tane evim var. Bu ev, bu almış olduğum ev tamamen istediğim gibi dizayn edilmiş. Ya öyle bir ya bayağı şey böyle deniz manzaralı efendime söylediğim deniz kıyısında böyle... mı? Aha, evet evet bayağı mangal yapılacak yerler falan vesaire bayağı hoş bir yerden aldım ya yani bir gün zamanınız falan olursa gideriz canım orada
Görürsünüz. Tabii uğrarız. Ya orada kiralık. Evet. Kiralık evler de var zaten. Tugay'cığım beni kahveye mi çağırıyorsun? Aynen, teşekkür ederim. Aynen, bu M4 mermileri de yani çok ağır oluyor Sudan'ın. Şunun gibi mi? Meslek hakkında konuşuyorduk. Şefim hoş geldiniz. Ha, ben de meslektaşım ya seninle. Tabii canım, yok ileridesiniz diye sizi çağırmak istemedim. Kalabalıkta belki. Yok ya, çağır ya. Çocuklara öğütmen veriyorsunuz sandım. Yok, ne alakası var? Şefim şey... Bir iki andavalın mevzusunu konuşuyorduk ya. Ha şefim, ben Tugay Bey bir şey söyleyeyim. Bir saniye gider misin? Gelin tekrardan sonra. Şimdi sorduğunuz soru özel bir soru olduğu için şefin yanında sormak istemedim. Saçımın rengi, benim bir erkek arkadaşım vardı. O şehirden gitti. Onun anısına yaptırdım. Ha, erkek arkadaşınız peki gitti. Gelmeyecek mi daha? Ya bilmiyorum. Fikrim yok. Ayrıldınız mı yani? Ne? Ben de bilmiyorum. Geçimsizlik şiddetli mi? Nasıl bir şey? Ortada kaldım. Peçete gibi fırlattım. Ortada kalır mısınız siz? Lütfen. Böyle düşünmeniz gerçekten beni çok üzdü. Yani siz en son ne zaman aynaya baktınız? Bilmiyorum. Sürekli mesai demeye son bakmadım herhalde. Lütfen, üzülmek size hiç yakışmıyor. Sizi gülerken görmek her zaman benim hoşuma gidiyor. Ne yapalım işte. Kaderimizde bu da varmış. Doğru bu. Doğru. Biraz şeyden uzaklaş da ofisine. Oturalım. Yani moral bozulacak şeyler değil. Benim de vardı bir sevgilim. Ne yapalım işte, kaderimizde, alın yazımızda işte, bu tabii varmış. Benimki de ben polise ara verdikten sonra, hatta ilk polisliğe atandığımda öyle söyleyeyim. O da ben bir görev sırasındayken vefat etmişti. Aa, başınız sağ olsun. Evet. Ama yani hayat hep böyle değil mi zaten? Bu zergi. Sevdiğiniz veya kendini iyi hissettiğiniz insan bir anda ellerinizde buçuk gidiyor. Evet, maalesef. Bakmışsınız. Sude. Evet, efendim Azar. Abi lan. Sen ne yapıyorsun? Sen... Bedel dedi yanındaki, bedel. Evet, yeni çıkmış gördüm. Neyse, kolay gelsin, iyi konuşmalar. Öyle işte ya, pek üzerinde durmaya gerek yok. Yani bazen böyle sevdiğimiz insanlar bir anda elimizden yok olup gidiyor. Hayata tutunmaya çalışıyoruz işte. Aynı şekilde. Acılarım taze bağlı. Hepimizin hayatında olan şeyler aslında bunlar. Önemli olan doğru insanın doğru günde bulmak. Evet. Deriz aramısın o ya. Ne yapıyorsun? Spin attı şefim. Spin attı. Hı. Spin mi? Lastiğinin anasını siktin. Taş var mı yolun ortasında? Yolun ortasında taş var. Valla lastiğime sıkamadı. Ben bunları şimdi bir ton şey yapacağım ya. Maaşın ben yarıda da gitti o zaman. Aynen. Yok. Ben 300 bin dolarlık şey, kaptanım nasılsınız? Yok yok ya. Bende 600 bin lira var, ben yaptırım. Kaptanım lira mı var? Lira varsa yaptırır. Dolar var. Atlama falan oluyor. Dolar. Ondan şey yapamıyorum. Arkadaşlar çok... mevzu ne? Ya doların yükselmesi. Tabii sırım şey ya, bu lastikleri falan yiyorlar da diyor, yarın ben de şu şey... kadar lira var yaptırırım dedi de dedim dolar güzel, olmazsa güzel, yaptıramazsın abi, hani lira. Bakma çok... da 300 liranın önemsizliğini unutmuş yani. Hayır, Amerika'dayız ya. Aynen. 300 bin dolarlık tekerlek de patlamaz yani şimdi. Onu şimdi şey yapma, çaktırma oğlum, maaşından kesmeye çalışıyorum. Akşam ses çok geliyordu, biraz kıstım. Şu an bir bakınsana chat, böyle iyi mi oldu sizce? Çünkü çok rahatsız ediyordu beni. Aynen aynen doğru. Bak adam biliyor. Yarısı benim. Ney? Yok bir şey. Ya şey, mesai çıkışında yani. Pavyona gidek ya. Mesai çıkışında. Olur, ya gelirim. Direkt şey yaparız ya. Vallahi ben mesailerini şey yapayım. State olarak geleyim. Ya. Kapatacağım pavyonu bizim state'lere özel. Bir saniye. Ben oynarım burada. Ben oynarım. Sen... Yok sanki... Çok mal. Bir dakika düzelteceğim onu, sen bir daha. Sen şey, Rikşev'in içeri içeri bayılır. Sen gelirsin boş yer ama. Tamam, aynı yeter. Cak çık cak çık bağırmıyorum. Elde benim gereği yok. Bak gıcırdıyor bak. Gıcı. Ya hızım ya. Ne oluyor lan? Şefim ne yapıyorsunuz? Şefim. Ayak duyuyor ya. He.
Bunun sesi az geliyor mu?